Merhaba arkadaşlar. Bu videoda basit bir Django projesinin nasıl ayağa kaldırılabileceğini göstereceğim. Öncelikle Django'nun kendi sunucusunu üzerinde bir Django projesinin yayınlanmasının doğru olmadığını belirtmek istiyorum. Çünkü Django sunucusu tek thread ile çalışır. Bu durum herhangi bir aksaklıkta sunucunun kilitlenmesiyle sonuçlanır. Bunun yerine bir uygulama sunucusu gereklidir. GUnicorn bu anlamda iyi bir seçenektir. Fakat CSS, JavaScript gibi statik dosyalar ile daha hızlı işlem ve hizmet sunması, yük dengeleme özelliği, ekstra güvenlik katmanları sunması ve ters proxy özelliği dolayısıyla Apache veya Nginx gibi sunucuların ayrıca kullanılması gerekmektedir. Bir Whiskey sunucusu, Whiskey spesifikasyonunu uygulayan ve bir web sunucusu ile bir Python web uygulaması veya çerçevesi arasında bir köprü sağlayan bir yazılım bileşenidir. Web sunucusuna bir istek yapıldığı zaman bunu Whiskey sunucusuna iletir. Whiskey sunucusu ile ilgili Python kodunun döndürdüğü cevabı web sunucusuna iletir. Django ile kullanılabilecek bir Whiskey sunucusuna örnek olarak GUnicorn verilebilir. Web sunucusu olarak da Nginx sağladığı özellikler ile itibariyle iyi bir örnektir. Nginx açık kaynaklı ve yüksek performanslı bir web sunucusu ve aynı zamanda ters proxy sunucusudur. Nginx diğer web sunucuları gibi HTTP istemcileri ile HTTP sunucuları arasında bağlantı kurmaya yardımcı olur. Ayrıca SSL desteği de vardır. GUnicorn web sunucusu ile Django uygulaması arasında yer alan bir ara yazılım olarak kullanılır. Web sunucusu gelen HTTP isteklerinin işlenmesinden ve GUnicorn'a iletilmesinden sorumludur. GUnicorn daha sonra Django uygulamasını çalıştırır ve daha sonra web sunucusuna ve nihayetinde istemciye geri gönderilen bir yanıt oluşturur. Bugün statik dosyalar içeren basit bir Django projesini Ubuntu sanal makinesi üzerinde Nginx ve GUnicorn kurarak nasıl ayağa kaldıracağımızı göstereceğim. Evet, Ubuntu sanal makinesine Putty uygulaması aracılığıyla erişeceğiz. Tabii önce Ubuntu'da SSH'ın kurulu, SSH server'ın kurulu olması gerekiyor. Bunda kullanıcı adı ve şifreyi yazarak bağlantımızı sağlayabiliriz. Evet, önce güncellemeleri yapalım. Evet, yükseltmeler tamamlandı. Şimdi de son güncelleme komutunda girelim. Evet, bu da tamamlandı. Şimdi önce Nginx sunucusunu kuracağız. Evet, bu komutla Nginx sunucusunu kuruyoruz. Sunucunun IP adresine bakalım. Nginx sunucusunun başarılı bir şekilde kurulduğunu lokal makineden bu IP adresini girerek görebiliriz. Şimdi Django kurulumuna geçelim. Django kurulum da tamamlandı. Şimdi GUnicorn kurulumunu yapalım. Basit bir Django projesi oluşturacağız. Django projesinin sıfırdan nasıl oluşturulacağını daha önceki videomdan izleyebilirsiniz. MFA Web isminde bir Django projesi oluşturuyorum. Şimdi HTML dosyalarının kopyalanacağı bir templates klasörü oluşturacağım MFA Web klasörü içerisine. Ve urls python dosyası içerisine girelim. Bazı burada güncellemeler yapacağız. Önce şu kısma include paketini de ekleyeceğiz. Ve templates'i gösteren kısmı da buraya ekleyebiliriz. Kaydedip çıkalım. Bu oluşturmuş olduğumuz templates klasörü içerisine Weaves Python dosyası oluşturuyorum. Ve bunun içeriğini bu şekilde oluşturuyorum. Dediğim gibi detayları diğer videomdan görebilirsiniz. Bunu da kaydedip çıkıyorum. Şimdi templates klasörü içerisine urls python dosyasını oluşturalım. Ve bunun içeriğine de bu detayı kopyalıyoruz.
Statik dosyaları içeren basit bir web uygulaması Django projesi oluşturacağımı söylemiştim. Dolayısıyla statik dosyaların bulunacağı statik klasörü oluşturacağım. Yine MFA web klasörü içerisine ve örneğin bunun içerisine bir CSS dosyası oluşturalım. Style CSS isminde. Ve bunun içerisine basit sınıflar bulunan bir stil dosyası. Yazıyorum. Bunu da kaydedip çıkalım. Şimdi bir tabii ki bir CSS dosyası olacak ve bir tane de statik dosya olarak bir resim dosyası, bir Django resminin bulunduğu Django PNG diye bir dosya. Bu tabii ki lokal bilgisayarımda. Lokal bilgisayarımdan SSH server Ubuntu makinesine göndermek için lokal makinemde konsolu açıyorum. Evet, şu konuma geliyorum. Putty uygulamasının konumuna geliyorum. Daha sonra da masa üstümde bulunan Django PNG resim dosyasını sunucuya kopyalıyorum. Bu şekilde pscp komutuyla ilgili makinenin kullanıcı adı ve IP numarasını belirterek ve nereye kopyalanacak Ubuntu burada kullanıcı adı. Ubuntu MFA web bizim oluşturduğumuz Django projesinin adı ve statik klasörün içerisine Django PNG kopyalanacak. Evet, burada tabii şifreyi isteyecektir. Şifreyi girdiğiniz zaman bu mesaj geldiğinde kopyalandığını söyleyebiliriz. Evet, tekrar SSH komut satırına döndüğümüz zaman şimdi bir index dosyası oluşturalım. Templates klasörü içerisine. Ve bunun içeriğinde yine basit bir sayfa oluşturuyoruz. Burada işte style CSS dosyası var. Tabii bunlar statik dosya olarak geçileceği için yukarıda önce bir statik yüklemesi yaptıktan sonra burada statik ile belirtiyoruz. Tabii bu birazdan yapacağımız ayarlarla bu statik ifadesini nerede, hangi klasörde bulacağını göstereceğiz. Ve işte bir tane de Django PNG isminde bir resim var. Bunlar tabii hani statik veri içeren, statik dosya içeren bir basit bir web uygulaması acaba nasıl ayağa kaldırılabilir? Bunu göstermeye çalışıyoruz. Kaydedip çıkıyoruz buradan. Evet, şimdi Django'nun ayarlarını güncelleme adına Settings Python dosyasının içeriğine giriyorum. Önce sunucunun IP adresini yani sanal makinenin IP adresini buraya yazıyorum. Daha sonra debug false yapacağız. Ve burada operating system kütüphanesinde ekliyorum. Ve directories kısmı var. Bunu güncelleyeceğim. Son olarak da statikle ilgili kısmı güncelleyeceğiz en altta bulunan. Şu static URL zaten var. Bunun altına static root kısmını getiriyoruz. Ve buradan artık kaydedip çıkabiliriz. Evet, bu oluşturmuş olduğumuz projenin klasörün içerisine girelim. MFAB klasörün içerisine girdim. Ve buradayken collect static dediğim zaman bu static belirtilen static klasöründeki dosyaların kopyalanmasını sağlayacağız. Bu şekilde buraya yes komutunu giriyorum ve kopyalandığını görüyoruz. Daha sonra da migrate komutunu girmem gerekiyor. Evet, bu şekilde tamam mesajlarını gördükten sonra bu klasörden bir yukarı klasöre çıkabiliriz. Şimdi GUnicorn konfigürasyonunu yapacağız. Tabii bunun için önce bir conf isminde bir klasör oluşturalım. Ve bu klasörün içerisinde GUnicorn config isminde bir Python dosyası oluşturuyorum. Ve bu dosyanın içeriğine bu şekilde giriyoruz. Şimdi burada GUnicorn'un komutunu konumunu nerede olduğunu görmek adına which GUnicorn komutu girilebilir. Orada
işte user bin GUnicorn'da olduğu görülecektir. Yine Python Pet kısmında ise sizin aslında Django uygulamanızın konumunu veriyorsunuz, Django projenizin. Ubuntu burada dediğim gibi kullanıcı adı. Ve ben burada yine makinenin IP adresini veriyorum. Sanal makinenin, Ubuntu sanal makinesinin ve hangi portta çalışacağı, işte 1453 portunda çalışacak ve work işçi sayısında 3 olarak belirliyorum. Bunu da kaydedip çıkıyoruz. Şimdi normalde sistemi kapatıp açtığınız zaman çalışan bir GUnicorn kapatıp açılınca sistem reset olduğu zaman çalışmamaya başlayacaktır. Çünkü bunu manuel olarak çalıştırmanız gerekir. Bunun yerine bunu bir sistem proses dosyası olarak oluşturursak her reset olduğunda işte bir anda mesela güç kaybı oldu, sistem yeniden çalıştı, kapandı, çalıştı. Ne olacaktır? Otomatik bu sistem çalıştığı için sunucu ayağa kalkmış olacaktır. O zaman bir proses, sistem proses ayarlarını yapmak adına şu şekilde bir dosya oluşturuyoruz. Ve bunun içeriğine bunları yazıyoruz. Evet, kaydedip çıkalım. Daha sonra GUnicorn service dosyası oluşturuyoruz. Ve bunun içeriğine de bu şekilde yazıyoruz. Ve burada dikkat edeceksiniz. İşte kullanıcı Ubuntu. Orada grup değişebilir. Çalışma klasörü nedir? Home, Ubuntu kullanıcı adı ve MFA ve proje. Django proje adı. GUnicorn'un nerede olduğunu söylüyoruz. Exec Start kısmında kaç işçiyle çalışacağını ve buradan bind edeceği yeri de yine bu şekilde belirttikten sonra bunu da kaydedip çıkabiliriz. Evet, şimdi bu sistem dosya, sistem proseslerinin önce bir çalıştıralım. Evet, daha sonra bunu enable yapalım. Evet, artık sistem reset olunca da otomatik yine çalışacaktır. Şimdi Nginx ayarları kaldı. Bu Nginx ayarlarını yapmak adına önce bir dosya oluşturuyorum ve bu dosya içerisine şu şekilde giriyorum. 80 port üzerinde dinlemede olacak. Sunucunun adı, makinenin IP adresi. Favicon ICO eğer dosyayı oluşturursanız sıkıntı yok ama oluşturmadığınız sürece hani sürekli Favicon ICO sitenin ikonu bulunamadı şeklinde bir hata arka plan loglamasını engellemek adına bu şekilde ayarlama giriyorum. Ve burada aslında proxy ayarını yapıyorum. Yani bu makinenin IP adresini girdiğiniz zaman bir HTTP 80 isteği gönderdiğiniz zaman aslında nereye yönlendirecektir? GUnicorn aracılığıyla MFA web uygulama Django uygulamasına gönderecek ve oradan verilen cevabı yine istemciye gönderecektir. Burada tabii yine statik ayarının yapıldığını görüyoruz. Statik ayarında da statik dosyası için hangi Django uygulamasına bakacağını, Home, Ubuntu, MFA web içerisinde çünkü bir statik klasörü vardı. Bu şekilde root klasörü olarak belirliyoruz. CTRLX ile yine kaydedip çıkıyoruz. Ve şimdi şu konuma gideceğiz. Bu konuma girdikten sonra bu şekilde bir komut giriyoruz ve buradan bu konumdan çıkabiliriz, ana konuma gelebiliriz. Şimdi güvenlik duvarı ayarından Nginx için izinleri veriyoruz ve sistem Nginx sunucusunu yeniden başlatalım. Bunu da bu şekilde Nginx sunucusunu yeniden başlatmış olduk. Yine lokal bilgisayarımızdan sunucundaki
web uygulamasını açmaya çalışacağız. Evet, gördüğünüz gibi sistem MFA web, basit o web sitesi oluştu. Burada eksik olan şey nedir? Burada aslında bir resim var. Statik bir dosya resim ve dolayısıyla bir de stil dosyası vardı. CSS dosyası. Bu, çünkü burada hiçbir renklendirme falan uygulanmadı. Çünkü bu dosyalara erişemiyor. Aslında statik ayarlarını falan yaptık. Erişememesinin sebebi aslında bu statik klasöre erişim izni olmamasından kaynaklanıyor. Hangi normal bizim Ubuntu'daki kullanıcının, yine ismi Ubuntu olan, bunun bir web kullanıcısı olarak erişim, o klasöre erişim izni bulunmuyor. Bunu şu şekilde de şöyle bir tekrar SSL sunucu komut satırına geldiğimiz zaman şöyle bir komutla da aslında bunu görebiliriz. Gördüğünüz gibi Ubuntu MFA Web statik klasörüne erişim engelleniyor şeklinde bir uyarı alıyoruz. O zaman Ubuntu kullanıcısını web kullanıcısı olarak statik klasörüne erişim izni vermemiz gerekiyor bu komutla. Şimdi tekrar sunucuyu güncelleyelim. Sunucuyu yeniden başlatalım. Buradaki sayfayı Ctrl+F5 ile yenileyelim. Evet, gördüğünüz gibi resim de görünüyor artık ve renklendirme falan, yani stil dosyası da okunabiliyor. CSS dosyası ve resim dosyası artık statik dosyalar, rahatlıkla okunabiliyor. Çünkü o erişim iznini verdiğimiz için bu şekilde statik dosya içeren basit bir Django projesinin erişilebildiğini görüyoruz. Şimdi burada aslında ne yapacağız? Sistemi yeniden başlatacağız ve acaba o sistem dosyasının yeniden Nginx ve GUnicorn'u başlatıp başlatamadığını görmek adına sistemi yeniden başlatıyorum. Evet, sistem yeniden başladı ve ben hiçbir komut girmeden doğrudan bu sayfayı yeniliyorum. Ve gördüğünüz gibi tekrar çalışmış oldum. Direkt makinenin IP adresi aslında arka planda 1453 portuna yönleniyor ve orada Django projesinin çalıştığını biliyorum. Evet, bu videoda özetle statik dosya içeren bir Django projesinin bir web sunucusu üzerinde nasıl yayınlanabileceğini bir sanal makine üzerinde göstermeye çalıştık. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.